Fenerbahçe ile ilgili son bilgileri bize sevgili Ahmet Selim Kul versin. Takımın havası nasıl? Kazanılan bir maç. Söz sende. Aykut İnce teşekkürler. Öncelikle tabii e, müjdeli bir haber vererek başlayalım. E, dün iki oyuncu Fenerbahçe taraftarını korkutmuştu Beka ve Osayi Samuel. MR çekildi bugün öğleden sonra. Sabah antrenman vardı ve bu MR'da çok ciddi bir bulgu yok. Bir sıkıntı gözükmüyor. Bir yırtık, bir zorlanma gözükmüyor. E, ya birer maç gene kaçırırlar. Hatta şöyle söyleyeyim BK belki Samsun maçında bile oynayabilir. Hani o dönüş şeyine göre maksimum bir maç kaçır Gerçi hafta içi maçları da var o yüzden e, iki maç gibi gözüküyor. Maksimum bir lig maçı yani önümüzdeki haftayı kaçırabilirler. BK Samsun Spor maçında da oynayabilir. E, ciddi bir sakatlık gözükmüyor. Dinlendikten sonra e, önümüzdeki hafta Samsun Spor maçından sonra tam anlamıyla dönmüş olacaklar. Tekrar edeyim BKB2 Samsun Spor maçında bile... Kadroda olabilir. olabilir. E, iki oyuncudan da korkutan bir haber gelmedi. Bunun dışında tabii e, sezon Avrupa maçlarıyla oldukça iyi bir giriş yapmıştı. Gollü galibiyetler almıştı Fenerbahçe. Lig maçında da bir kaza yaşamadı. Dün e, coşku yüksekti tabii. Bir gün önce Fenerbahçe iki tane yıldız getirdi. Maç öncesi e, Cengiz ve Fred e, tribünleri selamladı. E, yeni sezon iyi bir transfer dönemi geçiriyor Fenerbahçe. Heyecan yüksek. Dün de e, buna yakışır bir tablo vardı. 40 bin taraftar vardı. Eee stadyumunda tamamen doldu e, tribünler. E, özellikle tabii İsmail Kartal'a daha önce de mesela Jeffus geldiğinde de çok büyük bir isim çok sevilerek geldi ama bu kadar Mesela 3 maçta da İsmail Kartal'a çok ciddi destek verildi. Bu anlamda İsmail Hoca arkasında önemli bir destek hissediyor olmalı. Ee, özel pankart açıldı vesaire. Ee, dün de benzer görüntüler vardı. Çok güçlü bir şekilde maç öncelerinde İsmail Kartal tıpkı bir futbolcu gibi tribünler türün, tarafından selamlanıyor. Bu dikkat çekiciydi. Ee, bunun dışında tabii Fenerbahçe'de e, şunu da vurgulamak gerekiyor. Dün e, yine özellikle penaltı kaçtıktan sonra Kadıköy'deki atmosfer çok tartışılmaya başlandı. Bunu her maç söylüyorum ama bu Fenerbahçe'de bütün e, ikili üçlü sohbetlerin gündem maddelerinden biri. Fenerbahçe Türbünleri de kendi içerisinde bu durumu düzeltmek için uğraşıyor. Bu anlamda yine e, dün özellikle dediğim gibi penaltı kaçtıktan sonra çok iyi bir sınav verilmedi. Bunun dışında da tabii bir yandan takımdaki bu rekabet ortamı pozitif bir yandan da transfer gündemi hareketli. Yani Livakovic artık e, ana transfer hedeflerinde bir tek kaleci kaldı. Orta saha ile kanat da geldi hep anlattığımız gibi ve eee kaleci de de, de Livakovic'in gelmesini bekliyoruz. Artık yarın kim bu akşamki maçtan özür dilerim. Yarın bu akşam. Bu akşamki maçtan sonra mı eee gelir özür dilerim. Yarın tekrar. Yarın. 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 Öyle. Yarın abi. Günler karıştı için artık üç günde normal, bir maçta. Normal. Normal. Ee, yarınki maçtan sonra gelecek mi o erteleme maçında çıkacak mı? Yani olacak iş değil. Bir de bu erteleme muhabbeti çıktı. Bundan dolayı Livakov için de artık eli kulağında her an gelmesini bekliyoruz. Bir sorun yok. Yani ya en az 15 kere söylemişimdir bu süreçte. Biz o bitmeye çok yakın haberini paylaştığımızdan bu yana ciddi bir sorun söz konusu değil. artık tamamlanmasını bekliyoruz. Ama o AYK maçının durumuna göre değişiklik gösterebilir. Fenerbahçe artık yarından sonra gelmesini istiyor. ya yarın bile gelmesi sürpriz olmaz Livakov için öyle ifade edeyim. Net bilgiye sahip değiliz şimdi hani izleyicilerimiz bizi hiçbir zaman yanıtmamaya gayri yanıtmıyoruz ama yarın bile gelmesi sürpriz olmaz Livakovic'te bekleyişteyiz bunun dışında bazı fırsat transferi düşünceleri var. Bunların başında Merih Demiral geliyor. Yani Fenerbahçe'nin e, takipte olduğu bir oyuncu. Daha önce de temas kurduğu bir oyuncu. İsmail Hoca'nın çok istediği bir oyuncu. E, yönetimin de doğal olarak yapıyorken bu kadroyu mükemmel yapalım düşüncesiyle düşündüğü bir oyuncu. Başkan Ali Koç Merih'le birebir görüşmüş. Bu arada şunu da vurgulamak istiyorum. Bu hani bir şey olduğumu hep eleştiriyoruz. işte Şununla ilgili. E, Başkan Ali Koç bu transfer döneminde birçok transferde birebir görüşmeleriyle özellikle futbolcularla birebir görüşmeleriyle önemli etkilerde bulundu Cengiz konusunda öyle işte şimdi Merih hikayesini anlattığım Fred konusunda öyle bu anlamda transferlerde çok ön plana çıkmıyor futbol ekibi ön planda Selahattin Baki Mario Branco, Okan Özkan ekibi ön planda ama başkan da bu birebir görüşmelerle önemli etkilerde bulunuyor transferlerde, kaleci konusunda da oldu bu. Melit Demiral de net olarak şunu söylemiş hani Avrupa'da devam etmek istiyorum kariyerimi ama bu gerçek bu mümkün olmazsa. Ee, geleceğim yer Türkiye'de geleceğim yer Fenerbahçe yani bu anlamda Fenerbahçe Merih Demiral'den beklentisi var yani eğer Inter bugün şimdi yine İtalyanlar Inter iddiasını yazmış farklı takım isimleri de ortaya çıkıyor ama bu transfer döneminde Merih Demiral'in transfer olmadığı her gün başka bir takıma transfer olmadığı her gün Fenerbahçe'ye biraz daha ihtimalini arttırıyor bu ihtimalden bahsetmek gerekiyor orta saha konusunda şunu Selim, da, e, unutma sen de kal ekranda şu antrenman fotoğrafları gelmiş. Ee, orta saha konusu lafın orada kalsın. Tabi. Evet. İşte ee, antrenmandan görüntüler Fred. E... İlk kez antrenmana çıktılar. İlk defa antrenmana çıktı. Cengiz kafası yarıldı. Cengiz'in ilk antrenman Yarılmadı da yani kanadı. E, evet. Zaten paylaşmış, paylaşmış da o, paylaşmış. Kendisi. İlk günü hoş geldin hediyesi diye e, antrenmanda e, böyle bir olay da yaşanmış. İkili mücadelede kafasına darbe almış daha doğrusu yarılmış yanlış oldu. Bir de şunu söyleyeyim orta saha konusunda da Fenerbahçe şu anda de masadan kalktı. Yani belli bir noktaya gelmişti. Fred transferi yürütülürken yani bir yandan da Endombele konusu vardı. Ama şu anda Endombele konusunda Fenerbahçe'nin bir tasarrufu, bir girişimi yok. Hani bir yere transfer olamaz, çok çok uygun şartlarda tekrar gündeme gelirse ayrı konu ama şu anda zaten Fred gibi maliyetli bir transfer yaptıktan sonra çok gerçekçi gözükmüyor. Ama Fenerbahçe bu bölgeye transfer yapabilir. Şunu vurgulayacağım, Kurunic Konusu biraz böyle geri planda kalmış gibi gözüküyor. Orada müthiş bir savaş yaşanıyor. Taktik savaş yaşanıyor. Fenerbahçe oyuncuya ciddi bir teklif yaptı. E, oyuncuyu ikna etti. Oyuncu Ceko hem daha iyi para kazanma hem daha iyi bir rol. Bunları düşünerek Fenerbahçe'ye gitmek istiyor. Fakat Fenerbahçe Dominguez'i isterken Yüksek paralar konuşulduğu için ve 10 milyon euroluk teklif, yaklaşık 10 milyon teklif yaptığı için Milan'da Kurunic için Fenerbahçe'den bu bizim en değerli oyuncularımızdan bir tanesi 12 milyon euro istiyoruz diyerek kapıyı açtı. Fenerbahçe bu transferi 5-6 milyon euroları düşünürken böyle bir durum olunca da iç kulübüne gidip rest çekti. Beni bırakın ben Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum dedi. Hatta benim duyduğum bu restin boyutu bir tık daha büyük ama e, çok spesifik. E, spe nasıl diyeyim spektaküler bir şey de söylemek istemiyorum. Bu restten sonra da biz İtalya basınında Milan kurun kesinlikle yolları ayırmak istemiyor. Milan kurun sözleşme inleyecek gibi haberler okumaya başladık. Kurun işin Milan da böyle bir adımla karşılık verdi. Biz seni satmayı düşünmüyoruz adımı ile karşılık verdi. Bu zorlu bir transfer süreci ama ben kurun iş konusunun tekrar alevleneceğini ve kurun iş defterinin kapanmadığını vurgulamak istiyorum. Orta saha transferinde Fenerbahçe. Fenerbahçe bu transferi 5 milyon euro işte 5 milyon 8 milyon euro arasında en azından buralarda bitirmek istiyor. Şu an geri planda olsa da kurun iş defteri de tekrar alevlenebilir. Bir de Batshuayi durumu var. Yani dış basında gitti gidiyor gibi yazılsa da biz en azından bizdeki bilgiler öyle değil. E, Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de Batshuayi'nin ayrılma ihtimali çok 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 yüksek diyemem. Bu 10 milyon euro'lar falan konuşuldu. Ben öyle bir ee, o kadar iyi bir teklif olduğunu düşünüyorum. Benim duyduğum 6-7 buralardı. Fenerbahçe'de e, çok iyi bir para olursa anca Batçay'ı satmaya e, müsa e, izin Selim, verir. İsmail Hoca kaleci yabancı olacak demesinden sonra Altay'ın gördük ki tribünlerde de bir Altay'la alakalı bir homurdanma var. Bir mutsuzluk var. Hele ki Altay ayarındaki bir kalecinin o yediği gol topu içeriye tokatlaması iyice Fenerbahçe taraftarını üzdü. Hatta sinirlendirdi. Yani Altay koptu mu Fenerbahçe'den? Yani mental olarak da koptu mu Ahmet Selim? Yani bağlar koptu bunu net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'de ee, ya kaleyi doldurmak diye bir terim var ya bu hiçbir şekilde şu anda gerçekleşmiyor. Yani Fenerbahçe taraftarı kalede Altay varken çok huzursuz oluyor burada şunları unutmamak gerekiyor çok ciddi tartışmalar verdi Fenerbahçe taraftarı Altay için burada bir çıkış yolu bulmak yönetime düşüyor çünkü Altay'ın psikolojisi cidden dağılmış durumda ee, dün yediği gol de biraz bence bunun yansıması ya, e, iyi durumda değil doğal olarak e, psikolojik olarak sıkıntılı durumda taraftarın da Altay'a olan inancı tamamen kaybolmuş durumda buraya bir ara gerekiyor buraya bir mola vermek gerekiyor diye düşünüyorum kimle konuşsak Samandıra'da vesaire. Hani bu işin geri dönmesinin çok zor olduğunu söylüyor ki e, hoca da başkan da yabancı kaleci alınacağını net bir şekilde vurguladı. Bu anlamda ben o bağın koptuğunu söyleyebilirim. E, Fenerbahçe taraftarı ile Altay arasında şu an ciddi bir mesafe var. Güven ortadan kalkmış durumda. Bir ilişkide de güven olmadı mı? Bu sadece buradaki sportif ilişkilerde değil duygusal ilişkilerde de güven ortadan kalktı mı akraba ilişkileri aile ilişkileri güven ortadan kalktı mı bazı şeyleri geri döndürmek mümkün olmuyor. Fenerbahçe Altay Fenerbahçe taraftarı Altay konusunda böyle bir durum var. Güven ortadan kalkmış durumda. Ahmet Selim'e teşekkür ediyoruz.